NBA Financial Limited Direktörü Finans Uzmanı Meral Ay, Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesi, mortgage ertelemeleri ve bu dönemde yapılacak yatırımlar öncesi ekibimize piyasalar hakkında değerlendirme yaptı. NBA Financial Direktörü, Finans Uzmanı Meral Ay'la birlikteyiz. Özellikle mortgage'i devam eden ya da yeni mortgage almayı düşünenler için bazı bilgileri kendisinden alacağız. Efendim ilk olarak şunu sormak istiyorum. Özellikle geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren mortgage'ini ödeyemeyenler için mortgage repayment holiday dedikleri 3 aylık bir erteleme süreci vardı. O süreç devam ediyor mu ya da uzattılar mı? Son bilgiler nelerdir? Devam ediyor. Daha doğrusu devlet onu uzatma kararı aldı Ekim'e kadar. İsterlerse şimdi insanlar bundan faydalanabilecekler ama tabii ki kendi bankalarıyla kontağa geçmeleri gerekiyor. Özellikle üstüne basa basa söylüyorum ki onlarla önceden anlaşıp bunu gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bir de bu konuyla ilgili bana en çok gelen sorulardan bir tanesi de biz ödeme tatili aldık. Bu benim kredi skorumu, kredi geçmişimi etkileyecek mi? Devletin de söylediği ve aynı zamanda bankaların da söylediği, hayır, kredi skorunuz bundan etkilenmeyecek, kredi geçmişiniz bundan etkilenmeyecek. Her ne kadar ödemeyi yapmıyor da olsanız bu bankayla anlaşarak gerçekleştirdiğiniz bir şey. Fakat olayın bir diğer boyutu da var ki 3 ay boyunca veya işte her ne kadar bir süredir ödemiyorsanız dolayısıyla bu sizin kredi skorunuza her ne kadar eşlenmeyecek de olsa bankalar bunu ileride mortgage almaya çalıştığınızda, yeni bir mortgage veya remortgage yapmak istediğinizde belki de başvurularına bir soru olarak koyabilme ihtimalleri söz konusu. Ve değerlendirmeyi alırken yani size mortgage verirken bunu da hesaba katma durumları söz konusu. O nedenle daha önce de söylediğim gibi ihtiyacı olmayanlar mortgage'ini ödemeye devam etsinler benim tavsiyem. Ama tabii ki ödemekte zorlanıyorsunuz. Herkesin işleri ciddi anlamda etkilendi. Bu durumda mutlaka bu da zaten size verilmiş bir opsiyon, yararlanabilirsiniz. Evet, bu süreçte ödeme zorluğu çekenler için de bir avantaj diyorsunuz. Bununla birlikte efendim çalışmayıp maaşının %80'ini devlet tarafından karşılayanlar var. Onların hala gelirleri devam ediyor. Furlough dediğimiz bir statüde de. Bu statüde olan kişilerin geliri devam ediyor ama bunlar mortgage alabiliyorlar mı ya da mortgage alırken bu gelir hesaplanıyor mu? Şimdi onları işverenleri devletten aldıkları %80'i ödüyor. Bazı işverenler isterlerse bunu tamamlayabiliyorlar. Yani full maaşını kişiye ödemeye devam edebiliyor. Mortgage alabilirler mi sorusuna gelince evet alabilirler. Bankaların hemen hemen hepsi bunu değerlendiriyor şu anda. Fakat hepsinin değerlendirme şekli birbirinden farklı olabilir. Mesela bazı banka sadece furlough miktarı, yani furlough dediğimiz yani devletin ödediği %80'lik full bile ödenseniz %80'lik kısmı sadece alıyor, üzerinden size mortgage veriyorken bazısı eğer de işvereniniz bunun %100'e tamamlıyorsa işverenizden alacağınız bir mektupla beraber maaşınız hiç değişmemiş gibi %100 ne kadar alıyorsanız onun üzerinden mortgage vermeye devam ediyor. Yani sorunun özetle cevabı şu ki evet furlough olanlar yani maaşını %80'ini devlet işverenleri tarafından devletten alınan kişiler mortgage başvurusu yapabilirler. Yani mortgage başvurularında olumsuz bir şekilde etkilenmiyor diyorsunuz. Tabii bununla birlikte Merkez Bankası'nın da faizleri düşürmesi mortgage almayı düşünenler için bir etkisi oldu mu yani faizler düştü mü? Şimdi Merkez Bankası tabii rate'leri oldukça faiz oranlarını oldukça düşürdü ama bunu bankalar direkt müşteriye yansıtmıyor her zaman. Zaten faizler oldukça uygun, oldukça düşüktü uzun bir zamandır. Faiz oranlarını Merkez Bankası'nın düşürmüş olması direkt bir etki şu anda çok ciddi bir etki yaratmadı. Ufak tefek düşüşler var bazı bankaların ürünlerine yansıttıkları ama genel anlamıyla işte çok ciddi, hani insanların hayatını değiştirecek derecede düşüşler yaşanmadı işin gerçeği. Piyasaya evet. Yansımadı. Piyasaya çok ciddi anlamda yansımadı, hayır. Peki efendim, valuation yani ekspertiz dediğimiz bilir kişinin özellikle bu sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evin değerini biçemediğinden mortgage'ler aslında çıkamıyordu değil mi? Bir sıkıntı yaşanıyordu. Şu an yaşadığımız süreçte şimdi nasıl devam ediyor? Yani artık işlerini yapabiliyorlar mı? Mortgage'ler ne aşamada? Şimdi dışarı çıkma kısıtlamasıyla beraber bu bilir kişilerin evlere gidip bakması da
bir nevi yasaklanmıştı. Aslında yasaklanmadı, onlar daha çok belli bir karar aldılar tabii. Dolayısıyla eve bilirkişi tarafından değer biçilemediği için bankada mortgage çıkaramıyordu. Her ne kadar mortgage vermeye devam ediyor olsalar da, çünkü şey yapıyorlardı, automated valuation dediğimiz otomatik olarak eve değer biçme, yani hiç oraya gitmeden ellerindeki verilerle eve değer biçiyorlardı. Fakat bu her türlü eve uygun bir opsiyon değildi ne yazık ki. Her ne kadar hani otomatik valuation dediğimiz durum söz konusu olsa da ya da biz bunu yapıyoruz diye lanse etmiş olsalar da başvuru anına kadar biz ne yazık ki onu bilemiyorduk ve başvurduktan sonra da ne yazık ki bu ev veya bu alacağınız emlak buna uygun değildir. Bilir kişinin gidip bakması gerekiyor deyip başvuruyu ne yazık ki bekletiyorlardı. Bu nedenden dolayı da zaten birçok banka depozit miktarlarını da yükseltmişti. Çünkü fiziksel olarak gidip eve bakamadıkları için daha yüksek depozitler istemeye başladılar. Özellikle ev alımlarında falan. Birçoğu bunu %75'e, %80'e çekti. Yani daha doğrusu %20'ye, %25 depozite çekmişti. Şimdi valuation'lar artık 18, yani bu bilirkişilerine eve gidip bakma olayı 18 Mayıs'tan itibaren, bu pazartesinden itibaren tekrar başladı. Dolayısıyla artık bankalar da bunu kendi ürünlerine yansıttılar. Önceden %20-25'ten aşağı depozit kabul etmeyen bankalar şimdi onu %15'e veya %10'a çekmeye başladı. Yavaş yavaş eski normale dönüyoruz, öyle söyleyeyim. Dolayısıyla bu da piyasayı bayağı bir canlandırmaya başladı. Evet. Aslında şunu sormak istiyorum tabii bununla birlikte. Artık yavaş yavaş normale dönmeye başlıyoruz herhalde. Bununla birlikte şöyle bir piyasanın değerlendirmesini yaparsanız, ev fiyatlarının durumu nedir? Sizin öngörünüz önümüzdeki günlerde daha da bir düşüş yaşanabilir mi? Ya da şu an zaten normal piyasa değerinin altında mı birçok ev yatırım yapmayı düşünenler ya da ev almayı düşünenler sizce doğru bir zamanda yatırımı yapabilecek bir durumdalar mı? Yani şu an doğru bir zaman mı? Ya da biraz daha beklemeliler mi? Şimdi Sevgim, benim buna aslında şahsi olarak bir fikir beyan etmem doğru olmaz. Ama bilir kişilerin ya da işte haberlerde okuduğumuz kadarıyla tabii ki ekonominin her dalı bundan etkilendi. Sadece hani emlak piyasası değil, her dalı. Dolayısıyla emlak piyasası da bundan payını alacak. Ev fiyatlarının bir miktar düşeceğini öngörüyorlar. Ama şu an itibariyle benim kendi müşterilerimden dinlediğim kadarıyla, ev bakan müşterilerim oluyor veya işte bir süredir evini satmaya çalışan müşterilerim oluyor. Dolayısıyla onlardan dinlediğim, bildiğim kadarıyla çok ciddi bir düşüş yokmuş. Bana söyledikleri bu. Dolayısıyla gelecek tabii ne gösterir? Ona net olarak bir yorum yapmam çok zor. Ama uygun fiyatlı bir ev bulur bulmaz tabii ki insanların kaçırmamasını tavsiye ederim. Günün sonunda piyasanın nereye gideceği belli değil. Dolayısıyla özellikle de residential, yani kendi yaşamak için ev almak isteyen insanlara yönelik söylüyorum bunu. Eğer bugün alıp yarın satmayacaksanız, uzun dönemde bu evi elinizde tutmak niyetindeyseniz, bugün düşse bile yarın çıkacak, yarın çıksa bile belki tekrar düşecek. Yani uzun dönemde bu yaptığınız yatırımın hani karşılığını almanız illaki bir noktada gerçekleşecek. Çünkü bu ülkede malum ev fiyatları her ne kadar belli bir noktada düşmüş olsa bile ya da düşüyor olsa bile mutlaka toparlanıp tekrar eski şekle geri dönüyor. Dolayısıyla onlara uygun bir opsiyon varsa eğer kaçırmasınlar derim. Bellona Londra şubelerinin sunduğu Londra Aktüel devam edecek.